Merhaba güreştürkiye.net. Ege Yürüten'le birlikte Raw ve SmackDown değerlendirmesi yapacağız. Ama Ege'nin evet hat düşüp duruyor şu an. Ege'yi onun için locaya paslayayım. Bu arada radyo yayına gelmek isteyen olursa bildirmeleri yeterli. Loja'da John Wesley, Muhammed Şanver, Kamil, bizim Kamil, Hikmet Zeybek, Mamseni, Reis merhaba, Buse, Mr. Perfection selam, Punk City, oho ağır toplar burada, Bed of Lines bizim Ege, hadi bakalım arıyor. Hoş geldin Ege. Ege henüz bağlanamadı. Unsettling Difference, Captain of Population ve 3 tane misafirimiz var. Ses geliyor değil mi şu anda oraya? Ha geliyor Ege. Hoş geldin. Hoş bulduk. Forum halkı nasıl? Forum halkı beni saymaması diyor Ege. Halbuki saydım ya. Hayret bir şey. Ege, sen tam Roman Reigns'in muazzam girişini kaçırıyordun. Geldin kardeşim işte. Roman Reigns böyle mübarek de bir adam aynı zamanda. Niye? Saver kardeşim, The A Bacı Saver. A ya öyle bir şey böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten çok etkilendim. Ne düşünüyorsun? Bu arada ya Açılıştan o zaman girelim açılışı temizinden. evet açılışı anlat bakalım bir. Şimdi açılışı yeni şampiyon Sasha Banks yapıyor. Hı. Ondan sonra klasik promolarını kesiyor böyle kadın revolution'ı. Ondan sonra övüyor geçmişi, geleceği, benden sonra gelecektir diye. Ondan sonra tarihte ilk bir kadın maçına imza atmak istiyor. O da Hell in Hı. Tam Charlotte gelecekken arkadan 2013 CM Punk çakması Rusev geliyor. Ya o nasıl bir sakal stilidir ya? Austin Aries de aynı şey işte. O sakal stilinden ötürü kovalanabilir yani Rusev. Öyle de bir tehlikesi var. Ne Ha, diyorsun? geldi. Bu arada Ringe böyle chatbox soru ve görüşlerini konuyla alakalı bildirsin. Böyle karma bir yayın olsun arkadaşlar. Ben beğendim demiş Ege. Evet. Ryan bu yok, arada. şey güzeldi de. Rusev'in sakalını mı diyor Ryan? Beğenmiş. Ne bileyim. Ben pek Sen. sevmedim. Sonra Charlotte Kardeş. geliyor drink'e. Arkadan Rusev'e bastı. Kardeş göz var, nizam var. Beğendim demiş ya. Tövbe tövbe. Neyse. Ryan'ı dikkate almıyoruz. Evet Ege. Ondan sonra işte Charlotte'la Sasha atar yaptı buna. Sen bana nasıl saygısızlık yaparsın, kadın devrime nasıl saygısızlık yaparsın diye. Tabi Rusev de şey diyor orada, sizin kadın devrinizi kimse takmıyor. Hı. Ondan sonra Charlotte elinden mikrofonu aldı. Sasha mikrofonu aldı, yere vurdu. Kardeş Lana dayak yedi. orada Dropkick yediler. Lana'ya dayak attılar. Rusev'e dayak attılar. En sonunda Charlotte'la takım yaptılar. O nasıl oldu ya? Ben algılayamadım. Sen algılayabildin mi Ege? Bir bakıştılar birbirine, kadın devrimini kurtaralım hesabına. Baba Vurdular Rusev'in şamarı. haline de üzülüyorum, acıyorum ya. 1.05'lik iddia oranı gibi kadının boyu Sasha Banks dayak yiyor bundan ya. Sonra asıl konuya gelelim şimdi. Rusev çok önemli değil de. Roman Evet. Reigns ringe geliyor. Oh! Evet. Bir bakışıyla Rusev kaçıyor. Tek bir bakış. Kardeş, o bakışı bir bana atsın ya. Roman Reigns o bakışı bana atsın ya. Yemin ediyorum 3 yıl kendime gelemem bak. 3. 3 ya 3'ten aşağı yok. Zaten başlangıçta güzel ıslandık. Evet. Tadına doyum olmadı yani. Gene Ah. konuşmadan Ah. Ya istediğini tekrar yaptı. bakışlarıyla anlattı yani. Bakışlarıyla promo kesiyor adam Ege. Bakışlarıyla Vallahi. promo kesiyor. Allah Allah. Evet. Şöyle bir kafasını sağa çeviriyor. Bitti zaten. Bir de gözlerini eğiyor falan. Bir şeyler yapıyor. Adamın promosu bitti işte ama müthiş ya. Ya gerçekten John Cena'nın yerini kim alır deseler, bu sorunun cevabı Roman Reigns olsa, Roman Reigns nasıl bir karakterle John Cena'nın yerini alabilir deseler, gerçekten bu kadar olabilirdi kardeşim. Etkilene etkilene artık kalp atışlarım
o kadar düzensiz ki, kalp ritmim o kadar bozuluyor ki Roman Reigns'i izlerken. Belki doktorum bana WWE izlemeyi yasaklayabilir ya. Böyle bir karizma yok. Bu arada Rıdvan hoş geldin. Ege. Bu arada kadınları kurtaran Yüce İmparator diyoruz Roman Reigns'e. Kadınları şiddetten koruyan Yüce Kral, helal olsun kendisine. Ya, şimdi ikinci maça geçelim o Rusev zaman. Rusev terbiyesizlik yaptı ağzının. Ben kadınları önemsemiyorum minvalinde şeyler söyledi. Umurumda değil minvalinde şeyler söyledi. Ege, sen daha iyi bilirsin. Yani ağzının payını verdi orada. Çok mutlu oldum. Bu arada zaten iki defa mikrofonu elinden alındı. Bir tane dropkick yedi. Bir de bakış yedi üstüne. Evet. Ne? Unsettling differential diye okudum kanki ben onu. Differential, Allah kahretsin. Ulan adam Sasha Banks'ten dayak yedi ya. Artık isterse 1000 desibel maçka diye bağırsın. Karizma çizildi bir kere. Ya onun Charlotte bunu haşladı. Onun sonra karizma ne zaman çizilmişti size söyle mi? Drak'la Lana karşı karşıya gelince gavatlık yaptığı zaman o Rusev'in karizma çizilmişti ne yazık. Ne yazık ki. Biz seninle çok güzel maceralar geçmiştik. Hatırlıyorsun değil mi böyle? Ki ah. Değişik. Ha Ege yine düştü. Ya işte kalite. Ha geri geldi lan. Ne haber Ege? Gelmemiş. Ege. Ege ses ver. Ege. Gene attı. Piş kurusu yazmış. Geliyor oğlum sesin. Lan! Hat düştü dedi ya. Gelmiyormuş. Ege KYK interneti bile kullanamıyor Rıdvan. Vaziyet o kadar kötü. TT net anasını satayım. Hale bak. Evet. Çöplükten bu arada çöplük beğeniyorum resmen. Bir Roman Reigns adresi dinleyelim senden de ondan sonra geçelim kardeşim. Roman Reigns ne diyorduk? Roman Reigns'in bir o muhteşem sesinden bize sun da bitirelim Roman Reigns'i artık. Nasıl oldu? Kardeşim Roman Reigns gibi etkiledin ya. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. O zaman takım maçına geçelim. Takım maçı diyorum. Takımların bireysel maçı. Evet. Çok süremiz yok bu arada ha. Ya o zaman hızlı hızlı geçelim. Hızlı hızlı geçelim evet. Cesaro ile Kofi Kingston karşılaşıyor. Sheamus dışarıda canlı yayın peşinde Facebook'ta. Chatbox kapat yapıyor senin uana ya. Niye böyle yapıyorlar kardeş? Ben ıslandım açık söyleyeyim. Islanmaları gerekiyordu zaten. Bence de ıslanmaları gerekiyordu. Normal maçtı işte. Sheamus'un yayını güzeldi sadece. Ha, Sheamus'un Facebook'taki. Ya bu Cesaro Sheamus nereye gidiyor abi ya? Hani bir senaryo gelişmesi de yok. Ringde kavga edip dönüyorlar. Valla PPB'de de karşılaşacaklarmış herhalde Hell in a Cell'de değil mi? Hell in a Cell'de karşılaşacak bunlar. Herhalde alamayacaklar kemeri de. Buradan best 7 of series. Doğru değil mi? Doğru söylüyorum. Best of 7 özür. Best of 7 serisi tekrar bağlayacaklar buradan yani. Olay nereye gidiyor? Herhalde bilmiyorum da yani. New Day kaç gün kaldı? 478'di değil mi Demolition'ın şeyi? En uzun tutan takım. Galiba. Chatbox i̇şte bir ilgilendirebilir şey. Bu konuda bizi. Kaçtı ya Demolition'ın rengi? Rengi diyorum. Ses gitmiş. Evet, internet, your last internet bandwidth is low. Oğlum bu upload kullanan şey ne ya bu bilgisayarda? Ege ben seni arayayım bir ya, dur. Hadi bakalım, ara be. Yo geldi yayın. Aynen buffering diyebilir çünkü benim internetim
biraz sıkıntılı galiba. Ege, kaldığımız yerden devam edelim. Sen de internet geldi mi şimdi? Çete İnternet internet falan. var da güçlü gelmiyor. Ya ben mi düşüyorum bu kadar sık? Ya vallahi benim bu kadar düşmüyor. Forumda tıklayabiliyorum çünkü. Ara ara benden de düşüyor da. Sende bir Benden de şeyler var düşüyor. Ara herhalde. ara benden de düşüyor. Gidip geliyor sürekli. Ara ara ben de tıklayamıyorum da şu anda tıklıyorum mesela konulara, tartışma konularına. Öyle gelmiş galiba. Ses gelmeyenlere F5 yazalım. Cruiserweight'e mi Buffering. geçelim biz de şimdi? Daha SmackDown Cruiserweight'e var çünkü. evet, Cruiserweight'e hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Hatta İşte bu ara Çıldırlar maç. segmentleri doldurma maçlarına geçelim, direkt konuşmayalım. Evet. İşte Jericho ile Truth reklam yapmak için bir segment yapıyorlar. Aha. Payday midir? Öyle bir şeydir. Evet. Çok manalı bir segment değildi zaten. Abi Geçelim istiyorsan direkt. Cruiserweight hakkında birkaç şey soracağım sana. Ve Chatbox'a birkaç şey soracağım. Ya değerlendirme yapılan şey nedir? Bu Raw içinde ayrı bir brand olarak böyle devam mı edecek? Yoksa Raw roster'ın içindeki güreşçiler de olaya müdahil olacak mı? Nasıl bir şey planlanıyor? Hiçbir fikrim yok benim Cruiserweight hakkında. Ya sadece hareketli maçlar çıkıyor. Bu değil ki abi bizim sorunumuz. Bizim Ya öyle sorunumuz Curtis de Raw'ın. Kendrick mesela bir şeyler çıkardı geçen şovda. Evet. Hafif hareketlilik yaşadılar da diğerleri de sadece şey hani bir oyun vardı. Tev 2005 gibi güreşiyorlar öyle. Senaryo yok sadece at ortaya güreşsinler. WWE Universe mod gibi. Ya gideceği yeri kestiremiyorum. Cruiserweight'in ne planlandığı konusunda hiçbir fikrim yok. Ya Raw mesela Sami Zayn, o Adrian Neville, bu gibi adamlar Cruiserweight Divizyonda güreşmeyecekse çıkarın gitsin abi zaten. Onlar da ne yapıyor zaten? Curtis Axel'la Bo Dallas'la güreşiyor. Ya olmaz. Cruiserweight'in bizi heyecanlandıran tarafı mevcut roster'ın senaryo bulamayan yetenekli güreşçilerin senaryo storyline kazanımı ile alakalıydı. Pre-show'da tek teamler sürtüşme yaşadı demiş Mam seni. Sefa. Bence Yani onlar daha tek tim kemerini oynasın. Ya evet abi, bilmiyorum yani. Ya ana kadro ana tarafa da çekilmeli yani atıyorum. Şu anda olmasa bile bir US ana kemerdir belki Ya tek tip. Cruiserweight'in klasmanda güreşen güreşçiler mutlaka atlayacaktır oradan. Ama şu anki Raw roster'ıyla Cruiserweight title'ın arası açık tutuluyor. Demiyor ki Sami Aynen. Zayn, ben bu stilde de çok iyi güreşirim. Hadi göreyim erkekliğinizi deyip güreşmiyor. Adrian Neville, özellikle Adrian Neville gibi bir yetenek. Ha, yani şu an Kalisto mesela bu SmackDown'da durmasına çok gerek yok yani. enteresan. Zaten hep diyorlardı Rava geçseydi bu herif diye. Doğru yani. Ya Sami Zayn iyi olacak bir ara ama ne zaman diyor Punk City? Biz de bekliyoruz. Ama böyle ya bu tür işte senaryo almamaları güreşçinin yüzüne eskitiyor. Eskitiyor. Doğru valla. Yani hiç senaryo almaması güreşçinin kariyerine bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Chatbox da bu Yani konuda ne düşünüyor acaba? Evet. sadece son yılda bile bir senaryo buluyorlar atıyorum kendi basın toplantısını yapma. Ona bile bir karakter yaratıyorlar. Hani Ralph Fallout videolarında böyle LeBron James tarzı basın toplantıları yapıyor görüyorsundur.
Hı. İşte adamın bile bir cimiki var yani hiçbir şey yapmamasına rağmen. Evet. Sami Zayn yani şu anda güreşiyor sadece. Öyle güreşiyor, uçuyor, kaçıyor. Ama bir Yo, şey bir yok ki. güreşin yani bulunduğu maçların kendisine bir getirisi yok. Bir storyline almıyor. İşte aynı onu diyorum. Neydi? Sadece güreşiyor öyle. Şu uzun boylu zenci adamın adı. Rich Swan mı? Yok yahu şey eski şey tek timdi Prime. Crime Time. Evet. Neydi zenci adamın adı? Chad'le JTG vardı işte. Hayır, o tarz. Geçen hafta Zayn'le güreşti. Geçen hafta Zayn'le. Titus güreşmedi mi ya geçen hafta Ha, Zayn'le? Titus O'Neil, aynen. İşte onu diyorum zaten 2 Ya bu dakikadır. ha, Titus O'Neil'la güreşiyor. Mesele o. Mesele orada yani. Zayn ile Kalisto'yu takaslasalar da bari Zayn adam akıllı bir iş yapsa, Kalisto Cruiserweight'e oynasa. Vallahi bence bu geçiş olayı hani ayrı bir brandmiş gibi Cruiserweight'in takılması doğru gelmiyor bana sevgili arkadaşlar. Ya yani Raw Booker'ların daha bir iş çıkarması lazım genel Yani olarak. bunu niye ayırmaya çalışıyorlar? Ne amacındalar, ne peşindeler bilmiyorum. Cruiserweight'e çok vakit harcadık. Evet, geçelim. O zaman şeye geçelim. Jericho'nun listesi. Jericho'nun listesi Foley ve Stephanie McMahon'la karşı karşıya geldi Jericho. Segment ana noktası Jericho'nun Rollins'i yenmesiyle kemer maçına katılabileceğiydi. Kazanamadı gerçi ama Owens'a Jericho hafif bakıştı. Ya Owens'la Jericho geçen haftada tek tim kemeri için şans isterken Jericho Owens dedi ki boş ver falan filan. Doğru, Ben aynen. senin kemerin Kemerine için şans istemiyorum ki. şans istemiyorum. Tek tim kemeri için şans istiyorum dedi. Orada sinyali çakıp duruyor WWE. Ne diyorsun Ege? Yani sanki son haftada şova şeye katılabilir gibi geliyor. Son şovda. Enlesel maçına katılacağı kesinleşebilir gibi. Evet, nasıl olur peki sence maçı renklendirebilir mi Jericho? Tabii ki genel olarak hareketleriyle, tavırları tam ring içi olarak artık çok yavaşladı ama omuzla karşı karşıya geleceği zaman neler olacağı falan büyük merak konusu. Ya ring içi yavaşlamış olabilir. Okey. Ama beni zerre sıkmıyor. Ya karizması olgunlaştı adamın. Artık bir karizma abidesi ya. Konuşurken Foley'in dilinden laf anlatırken o maç hakkını elde etmesinde bence bir kat etmiştir. Yol kat etmiştir. Ya inanılmaz güreşini yani karakterini olgunlaştırmış bir adam. Bunu her güreşçi yapamaz bak. Çoğu güreşçi emekli oldu. Shawn Michaels emekli oldu. Mesela karakterini olgunlaştırmış bir şekilde emekli olamadı. Gibi 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 50 efsane sayarız. Bu raddeye gelememiş. Ama bu raddeye gelenlere de saygı duymak lazım. Ring içi. Nerede kaldık? Seth Rollins'te mi? Evet. Aynen öyle. Ege de düştü. Kalktı bu arada. Düşüyorum ben bu aralar böyle. İşte arada düşeceğim gibi gözüküyor. Ben 15-20 konuşuyordum. dakikada bir. Sıkıntı yok. Ben konuşuyordum sen yokken. Ha, iyi. Şey demişti Geçelim. hatta Seth Rollins tuşu olmayacağı için maça eklenir Jericho demiş. Öyle. Çünkü Seth'in tuşu olması artık kaldırılamayacak bir şey Raw için. 3 defa tuşu oldu adam ya. 3 defa tuşu olacak daha doğrusu eğer bir şey yapılmazsa. Rıdvan demiş SmackDown'da niye Cruiserweight yok lan SmackDown annesiz babasız mı demiş. Galiba 2 saati doldurmak için bir şeye ihtiyaç duymuyorlar Rıdvan. O zaman takım maçına geçelim şimdi. Daha SmackDown Geçelim. var. Evet, geçelim. Big Bo Dallas, Curtis Axel var. Enzo ile Kes geliyor. Orada dikkat çeken olay Big Kes'in böyle Enzo dayak yerken sabit kalması. Luke Gallows yüzünden. Hatırlıyorsun değil mi onu? Ha, hatırlıyorum. Enzo dayak yiyor, Luke Gallows ringe gelemedi herhalde zamanında. Böyle Hı bekliyor. hı. Büyük borçtu yani o Gallows için. Gerçekten enteresan. Club hakkını veriyor aldığı senaryoların. Rezillik bakımından.
Vallahi yani Luke Gallows zaten botch konusunda falan sıkıntılı bir güreşçi. Bir de böyle şeyler yapmaması lazım. Ardından bir tag team maçı daha vardı Ege. Bo Dallas ve Curtis Axel ringde Zayn ve Neville ile karşılaşıyor. Zayn ve Neville gene bu haftada hiçbir şey kazanamayacağı bir maçtan senaryosuz haftaya ne olacağı belirsiz bir şekilde yollarına devam ediyor. Yani bu rahatsızlığımızı konuşmuştuk. Cruiserweight'e dahil olmalı diyorduk. Yani bu maça söylenecek bir şey yok ki. Doldurmalı koydular öyle. Bu arada Punk City Set Top Babyface olacak şirkette demiş. Ne düşünüyorsun? Yani Top Babyface biraz uzun metrajlı bir şey. Çok. Ama şu anda Seth Rollins'in daha iyi yönetilmesi lazım. Kesinlikle. Mesela bu maçı kaybettirmemesi lazım. Roman Reigns ürün satışlarında da bir skala yakalamışken, yani bir ritim yakalamışken, bunu da çok basit bozacaklarını zannetmiyorum kardeşim. Öyle vallahi. Zaten main event'te detaylıca bahsederiz onu. Golden Truth'u da geçelim istiyorsan direkt. Yani. Tony Donnell'la R-Truth var. Evet. Boşa zaman değmez. Bayley ve şey var. Gene doldurma maçların borsası arttı diye yazmıştım. Harbiden doldurma maçları atlıyoruz. Aradan Strowman. Dana Brooke'un stili güzel ama. Onu söylemek lazım. Yeni stili. Dana Brooke. Beni ye Dana Brooke. Vay, böyle bir saçları salmış, böyle yakışmış yani. Kardeş bana saldırsa keşke ya. Bayley'nin suçu ne? Gel bana saldır Dana Brooke. Vallahi yani Dana Brooke bayağı güzelleşmiş ya, hiç fark etmedim. Bir saç stili ne fark yaratıyor öyle? Mam seni'den bir istek var. Hemen geçiyorum. Strowman'ın karşısına bu haftada ciddi bir rakip çıkarmadı şirket. Strowman'ın karşısına Klay Thompson'la Stephen Curry geldi bu hafta. Handicap maçına çıktı Strowman. Kazandı ve bir promo kesti. Ciddi rakip istediği konusunda isteklerini talep etti. Karşıma ciddi rakip çıkarmasanız görürsünüz diye de atara atar gidere gider yaptı Ege. Bu adama ne planlıyorlar acaba? Bir şey planlıyorlar ama ben başarısız olacaklarını düşünüyorum. Yani arenadaki seyircinin bu konuda hiç hoş tepkiler vereceğini düşünmüyorum. Özellikle büyük şovlarda Royal Rumble gibi, WrestleMania, hadi o kadar büyük, WrestleMania After Raw gibi. Ama YouTube olayına yoğunlaştığımızdan beri yani insanların kas, ne bileyim, çap, hacim, karizma, boy, omuzların genişliği, bu tür şeylere çok meraklı olduğunda fark ettim. Belki de tutar, bilmiyorum Ege. Evet. Şu anda işte düşük seviye biriyle başlar, sonra Big Show Mark Henry ikilisiyle devam eder. Sonra upper card'dan sonra ne olur bilmiyorum. Roman Reigns'e de yem olabilir. Biraz daha devam da edebilir. Evet. Ama 3-4 ay sürecek bu Strowman deneyi. Ya bak. Ya neyse, evet. Zaman haftaya bir görelim. Haftaya... Bir de double drop kick yaptı, onu da söylemek lazım. Haftaya bırak. Çünkü Bayley'den farklıcı bir şey olmadı ama olsun. Gene denedi yani. Haftaya Brock Lesnar da Goldberg'de geliyor şova. Artık Brock Lesnar net değil, Goldberg falan, belki Goldberg'ü çıkarırlar. Olabilir mi? Ya olabilir de yani, Survivor Series'i görmek lazım önce be. Yok canım, Goldberg'e bir şov yaptırabilirler ya o konuda. Çok gereksiz çünkü Braun Strowman. O zaman şimdi şeye geçelim. Islatan Reis ve yeni şampiyonumuz Charlotte'la Rusev'e karşı. Evet. Mixed Tag Team Match. Önemli noktayı söylüyorum. Roman Reigns'in ringin diğer kenarına gelip uçarak spear yapması. Evet. Sonra UA diye bağırması tabii ki. Bir daha bağırabilir misin Ege ya? Özledim. UA! Kardeşim benim ya. Oh. Böyle içime böyle ferahlık geliyor. Adeta bir böyle esinti geliyor ya. Böyle güzel bir şey olamaz ya. Sen de bir şey yap. Tarkı Sonya'nın şeyini ya, yap. Henüz çalışmadım kardeşim haftaya. Niye? Bir hura hura yapacaksın. Ya çalışmam lazım yani. Dinleyicilerimize en güzel şeyi dinlettirmemiz lazım. Tamam o zaman. Cruiserweight 2 var şimdi.
Ya bu Mixed Tag Team, ne diyorsun Mixed Tag Team hakkında ya? Vallahi yani Roman Reigns, Sasha sence evlenebilir mi ya? Çok tatlı olmadılar mı? Böyle kemerleri birbirine çarpıştırdılar. Öyle sevindiler. Çok etkilendim ya. Adeta bir Roman Reigns romantik. babacan edasıyla Sasha'ya sarıldı. Ah ah ah, bir baba bir abi edasıyla ya. Kardeşim her erkek sarılır ama öyle sarılan var. Roman Reigns gibi sarılan var ya. Roman Reigns arkadaşın değerini biliyor çünkü. Bak, mam seni demiş ki iki çingene. Ne Ne diyoruz? kadar Ayıp. ah ne kadar A a günah ya. ayıp ya. Ayıp be kardeşim ya. Yakışıyor mu sana? Hoş geldin Dark Knight. Evet, Kamil. Cruiserweight'i geçelim o zaman direkt Ka ya. DJ Kamil Perkins daha iyi var ya olmuş işte. yani Cruiserweight hakkında şikayetlerimizi ilettik. Kamil de Eren derdi yok be kardeşim diyor. Bu Eren derdi yok. Sakatlanmadı mı 2-3 ay? Vallahi hiç bilmiyorum ya. Milli Sakatlandı maç ya. Siktir edin Eren'i. olayları falan oldu da unuttum gitti yani şu anda. İkisinin de evli olması demiş Hikmet Zeybek. Kardeşim buradan bir aşkı memnun senaryosu bile çıkar. Sorun yok. Evet, diğer maça geçiyoruz. Cruiserweight 2, TJ Perkins daha iyi var. TJ kazandı. Neşe ablayla mı güreşmişti? Yok, daha iyi var. Eskiden O vardı. Neşe kimle güreşti? Dayı var ya hep vardı ya kadroda. Oğlum Neşe kimle güreşti? Neşe ilk Cruiserweight Ha maçındaydı işte. ha ha ha. Tamam onu Burak'la tamam. beraberdi. Onun Ta toplu geçti da işte. aynen hatırladım. Sonra Paul Heyman geliyor. Goldberg'i istediğini söylüyor. Vallahi Daha cinsel Goldberg'e toplumuz var. iyi bir meydan okuma oldu. Bu maç sence ne zaman planlanıyor kardeşim? Bir WrestleMania, pardon, Royal Rumble'a main event belirleme çalışması mı bu? Survivor serisi bir maç mı? Nedir? Çünkü biliyorsun Royal Rumble 80 bin kişilik, 90 bin kişilik kapasitesi de olabilecek bir Superdome'da yapılıyor. Superdome'da değil, Dome'da yapılıyor. Ya bilmiyorum. Bence Royal Rumble'da olacak bu maç Ege. Ben Survivor Series diyorum çünkü SmackDown GM şey dedi ya hani 5'e 5 kadınlar, 5'e 5 erkekler karşı karşıya gelecek dedi. Bunun Goldberg ile Lesnar arasında ne alakası var kardeş? Goldberg'i de SmackDown'dan sayabilirler Lesnar'ın Raw'da olduğu için. Ha, bak Bütün çocuk PPV'yi zeki ya. Bragging Rights tarzı yapacaklar gibi geliyor. Aynen Silverdome Punk City. Ya bu konu gerçekten kafa karıştırıcı Ege. Bir de Goldberg'in gelişini görmek lazım haftaya. Şimdi normal promo oldu yani. Üstüne çok Yani yorum yapılabilecek bir şey de yok. bence Royal Rumble'daki 80 bin kişilik arenanın bir hamlesi kardeşim bu. Ve Ama şey Royal Rumble maçı çok iyi yapmak ha zorundalar. evet 24 Ekim'de dönecek dediler Lesnar için demiş Unsettling Differences. 24 Ekim ne zaman? Elneselden sonra mı? Önce mi? Sonra Sonra herhalde. Millet 30 Ekim lan. 30 Ekim eline sen. Elnesel 30 mu bu? Evet. Aa, o zaman Minnesota'da gelecek falan diyorlardı da. Kendi evindeki şovda. Hoş geldin British Master. Bilmiyorum Ege. Belki de bir troll habere inanıyoruz şu an. Onu da bilmiyorum. Ya, gerçi haberlerin bir kısmına gerçek olmuyor. Mesela Dean Ambrose izin alacak dediler. Hala güreşiyor. Evet. AJ Styles'a yeni maça çıkacak mesela Survivor Evet, Series 2'de çok Survivor okey. Series hoş geldin olsun. Gelebilirsin yayına. Survivor Series'te Dean Ambrose, AJ Styles'ın uzatmasının uzatması oynanıyor. Acaba ne getirecekler? Bir maç türü bekliyorum ben ya. Ya bir de şey olmasın, James Ellsworth kemerle çıkartırlar mı o şova? Çenesiz Niye? Reis'i kemerle çıkartırlar. Ya canım. Haftaya kemer maçına çıkacak. Neyse SmackDown'a geçeriz. SmackDown'a Tamam geçeriz. Bitirelim. Main Event'i bitirelim o zaman. SmackDown var şimdi. Evet. Şimdi Jericho ile Rollins maça çıkıyor. Rollins kazanıyor.
Klasik Jericho'ya pedigree geliyor. Owens kaçıyor gene. Vallahi dayağı yiyen Jericho Reis oldu gene bu haftada. Arada kalan gene Jericho oldu. Ne zaman bir tavır yapacak acaba Jericho Owens'a? Sen beni niye kurtarmıyorsun diye. Bence gelecek hafta ya önümüzdeki Raw bunu yapacak. Ya normalde Jericho ihanetin daniskasıdır. Adam dost canlısı kesildi ya. Ya Big Show'a falan sinyal böyle çakmıyor ederdi. Değil yani Kevin Owens'ın kemerinde gözü yok değil. Atıyor arada yani. O maç hakkı da verildi aslında. Maç kazanma, contender olma hakkı da verildi. Bilmiyorum. Jericho'nun böyle bende çok gideceğini düşünmüyorum. İki hafta üst üste ikisini ayırmaya çalışıp dayak yiyen adamlar olur ya. Aynen. Ayırmaya. O misal dayak yiyip duruyor. Yani Survivor Series'te Jericho Owens'a ihanet edecek demiş. Unsettling differences. O zaman bir maç daha olacak demeye getiriyor herhalde. Jericho Owens'la Rollins arasında. Valla Owens Zayn feyudu 8 ay sürdü. Herhalde Owens Seth Rollins feyudu 85 ay sürecek. Yani o federasyon... zaman 85 ay sürecekse Rollins'e de bir kemer versen bir ay sonra geri alsınlar da feyud uzasın o zaman. Evet, ilginç bir senaryo var orada. İlginç bir senaryo dönüyor. Bu işin Survivor serisi uzaması Jericho'nun olaya müdahil olabileceğini, maçtan önce müdahil contender falan olabileceğini aklıma getiriyor. Ama bu dediğin gibi Ege son hafta olabilir. Son haftada olmalı zaten. Yoksa Kevin Owens'ın tekli hali pek çekilecek gibi değil ya. Ya WWE'nin eğlence mekanizmasına Kevin Owens'ın uyuşamadığını, o çarktaki dişli olamadığını eğlence açısından, entertainment açısından düşünmediğimi söylemiştim. Doğru. Olamadığını düşünmediğimi söylemiştim. Aynen öyle. Yani bunun 2 ay önce işte Jericho ile Kevin Owens'ın tek team yapılmasıyla planlanması da güzel bir şey. Gerçi Kevin Owens'ın çok kemeri... spontane bir şeydi o zaten. Ya, Balor yüzünden. Gerçi öyle bir şey de var. Bitirelim. Bravo. Rava puanın kaç? 3. Çok fazla bir şey yoktu Rav'ın. Şimdi ben kaç puan vermişim? Burada farklı bir şey söylemeyeyim ya. 4 ver. Ha ben de 3.5'tan 4 vermiştim. 3 de verilebilir bir show Ege. Doğru söylüyorsun. En beğendiğin maç neydi? Valla Jericho ile Rollins başka bir aday. Bir de Roman Reigns Sasha maçı olabilir belki. Evet, ben en beğendiğim maçı bile oylamamışım yani, düşün o kadar. İlgini çekmemiş. Yani Roman Reigns, Rusev ile Sasha'nın Charlotte'la karşılaşması diyebiliriz. Dark Knight 3 vermiş. Başka da veren yok zaten. Başka en iyi sevdiğim maçı şeyi puanlamayı söyleyen yok. SmackDown'a geçebiliriz. Geçelim o zaman. Yeni şampiyonumuz Dolph Ziggler geliyor kemerle. Valla Dolph Ziggler'ın kemere sevinmemesini nasıl yorumluyorsun? Zafer kutlamasının hiçbir zafer içermemesini nasıl yorumluyorsun? Valla gene klasik sözlere gelişti işte. Ra speeches derler ya promolarda böyle. İşte sizlerin desteğiyle bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. WWE Universe. İşte konuda yazmışlar kanımın son damlasına kadar savaştım lafları. Miz geldi gene kurtardı olayı. Kevin Omosko hoş geldin, konfeti yok konfet demiş. Doğru yani konfet hadi konfeti. Konfeti sonunda olmalıydı aslında. Hadi konfeti yok. Aynen kesinlikle. Hatta o maç main event olmalıydı sırf bunun için. Hadi konfeti yok, sevinme yok anasını satayım. Bir kemeri havaya kaldırıp şu gülme yüzünün gülmesi falan. Bu adam ya haftaya falan kaybedecek galiba kemeri ya. Vallahi sonra Spirit Squad iyice Miss Tayfa'ya geçti. Evet, Spirit Squad Scrave Job yaptı orada ya. Tam bir Scrave Job. Ondan sonra işte Spirit Squad'la Dolph Ziggler'ın maçı oluyor. Dolph Ziggler'ın maçı kazanıyor. Ya ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Sen Ziggler birkaç haberde spoiler'da düştü.
haber de düştü. Dolph Ziggler bu önümüzdeki kemerin title defense'inde kaybedebilir diye. Zaten aslında... Yani hoş Sefa geldin Sefa. Geldi? Aynen hoş Sefa geldi. Allah çöp reis selam geldi. Ney? Sen nasıl çöp reis dersin ne? Adamı? Çöp geldi çöp. Ya sus Allah'ın çomarı ya. Oh! Hadi oradan. Ya sizin yüzünüzden artık dream maçım işte Rock Cena falan olur. Rock Austin falan dream maç artık onlar değil. Onlar tamamen silindi. Artık sizin yüzünüzden dream maçım Ambrose'la Bray Wyatt. Düşünün yani. Bu konunun bu kadar... Bir de bu Bray hep tokatladığı şeyi. Dean Ambrose'u kaç defa. He daha önce işte... Biz vurduk şu çomara. Neler yani... diyor? Bray Wyatt Loser şirkette en çok tokatladı adam Dean Ambrose. Ya o zamanlar yükselişi değildik, mid card'dırdık. Şimdi gel bir de. Şimdi çöpsün. Bir dakika. Şimdi bence şu an Ambrose daha düşük seviyede. Yok be. Adam main SmackDown'ın yüzü zaten. İki haftadır Randy şamarlıyoruz ya biz burada. Ah. İki haftadır Randy şamarlıyorsun da iki yıldır maç kaybediyorsun. Olsun şimdi yükseldik biz. Allah şimdi çıktı piyasaya. İyi o zaman Randy ya, Orton bir RKO vurunca sızlanırsın gene. Ama bir şey değil mi? Yani Randy Orton RKO vurur da bu işin sonu Bray Wyatt'ın ayak kemere gidişi gibi geliyor bana. Yok Cena 16x yapacak gibi gözüküyor. Yavaş. Cena'nın 16x'i bir WrestleMania'da falan olur abi. Ha aradığımız konfetiyi orada görürüz hatta. O zaman şimdi şeye mi geçelim? Shane McMahon'la Daniel Bryan'ın konuşması arkada. Aynen öyle. Survivor TV 8 Acun Ilıcalı duyurusu gibi duyuru yaptılar. Rav'ı şeye davet etti. 5'e 5 kadınlar, 5'e 5 erkekler ve 5'e 5 tag team. Ya 5'e 5 tag team olayı ne abi? 8 saat mi yapacaklar bu şovu? Bu ne ara? 5'e 5 tag team ben de anlamadım. 5 takım gelip 10-10 mu maç olacak? Ne diyorsun Sefa? Doldurmalı takımlar koyarlar ya. Ya abi kickoff falan yapsınlar. Bu show 5 saat mi olacak ya? Bu ne ya? Abi hayır maç yok değil. Raw'dan da maç çıkacak bir sürü. SmackDown'da da maç çıkacak. Herhalde 4 saat olacak bu show. Çünkü... Zaten maçlar şu anda belli gibi gözüküyor. Yani gidişat olarak. Ya tabii tabii canım mutlaka. Hatta Hell in a Cell'den sonra... Hell in a Cell'den sonra Raw'un daha da zenginleşebilir maç kartı. Aynen öyle. İşte ya, Roman Reigns'le Dolph Ziggler Roman Reigns karşılaşabilir yalnız şeyde. Survivor Series'de. Midcard şampiyonlar karşı karşıya. Bilmiyorum. 4 saat olabilir bu show. Daha da bir açıklaması yok benim nezdimde. Abi zaten 5'e 5 normal maçta Strowman 2 dakikada temizleyecek ringi. Oha! Oha! Yani bu Survivor konsept maçı diyoruz abi ya. Konsepti bu kadar şey yapamazlar. Vuramazlar. Vururlar mı lan yoksa? Yani olabilir. Rava katılabilir sonuçta. Ama şey count out olur eğlenir. Bilmiyorum. Adam düşmüyor ki. Rusev tarzı count out olur eğlenir 2014 gibi. Ya düşeceği bir maça çıkmadı henüz ya. Aynen burası Survivor. Burada her şey gerçek kardeşim. SmackDown kaptanı Cena olacak zaten gidişat okey. Erkekler kaptanı. Var mı Sinan'ın daha önce Survivor'lığı? Şeyde mi vardı sanırsın? 2007'de mi vardı? DX'lerle falan bir maçı kapılmıştı. Ya. Yok dedi. Nexus'la kapışmışlardı ya orada vardı. Evet abi, şu an hiç hatırlamadım bir yerden sordun söyledin ya Sefa. Ya bu SummerSlam'de takım çıkarmıştı ya şeye karşı Nexus'a karşı. 2000 kaçtı o 10 muydu? 2011 miydi? 2010. Orada olmuştu işte. Lan o Survivor mu? Survivor değildi ya o. O SummerSlam. Evet.
Ben elemeli maçları söylüyorum zannettim ya. Yo, Survivor olanlar. Survivor Series konseptinde Survivor Ha, orada olanlar. yok herhalde. Orada ben de yok diye hatırlıyorum. Aklım 2006'da olmadı mı bu herif ya? Olmuşsa da bilmiyoruz Ege. Neyse. Ne bileyim Next şey. ya. Yaşlı olma falan karşılaşmadım bu İlginç bir herif. şey soracakmış. Evet. Sor. Dinliyoruz. Bölüvi din. Böyle dinini sorsun bakalım. Mom seksi. Evet, o soruyu beklerken Ege, diğer segmente ilerleyebilir miyiz? Naomi vs. Bağcılar kekosu Carmella. Kardeş, o Carmella ne öyle ya? Kaçışı bile keko ya. İşte demiş orada sefa arkada. Zack Sabre vardı, roll up alıp kazanıyor demiş. Bir an Harbi Nikki ya, sabır yapıyor. Böyle Bella'yı ritim. göremeyeceğiz zannetmiştik. Yani Carmella işte ne diyeyim yani Carmella her zamanki Carmella. Aptal Ama şopar demişler o kadar da değil. ben mutluyum ya. Nicki Bella'yı falan gösteriyorlar. Bir de Nicki Bella'nın yeni kombini. Ne bileyim, Buse'yi mi çağırsak acaba gene? Moda uzmanını mı? Moda uzmanımız Buse Diyaz'ı mı Ama çağırsak? Charlotte falan diyecek şimdi boş ver. Ya harbiden ya. Bu Charlotte. Charlotte mı öpüyor bu kızı, ne oluyor anlamıyorum. Rusev'e güzel bağırdı ha. Bağır. Bu da Bağırsana Do you ya. Bölüvdin'in hala Sefa'ya soru sormaması ya. Enteresan adam. Sonra halkın adamı Daniel Bryan haftaya maç ayarlıyor. Evet. Alexa Bliss vs. Naomi rematch. Ne diyeyim yani? Siz bir şey diyecek misiniz? Banko bile sabır. Alexa Bliss'in ring kıyafetini değiştirmesi lazım ya. Halli bilisi halini mi yoksa normal mi? Ring kıyafet incelmesi lazım biraz Nikki Bella misali. Zaten çöp ya 1.55 boyunda. Olsun kardeş, Alexa Bliss gibi kız karşıma çıksın hemen nikah basarım diyen adamdı geçen haftaya. Kim ben mi? Öyle mi dedim lan? Öyle dedi tam oğlum. Bir dakika sormuş böyle din diyor ki Talking Smack büyüktür Raw Pay Per View diyor. Haksız mıyım diyor sizce? Haksızsın. Bence de haksız. Enteresan. Talking Smack'e kimin katılacağına göre değişir. White katılmıyorsa küçüktür yani. Bray Wyatt Ve katıldı lan katılmadı da hiç. bugün. Bugün katılmadı mı o Allah herif? Allah. Bray White'ın ne işi var Talking Smack'te? Evladıyla beraber çıkacak diye duydum da. Turkish Power büyüktür Rav demiş. Evet, o konuyu kapatıyoruz o zaman. Ege, devam edelim. İşte sonra Amerikan Alpha vs. Uso'nun yeni bir maçı. Jimmy Uso ile Chad Gable. Ya Daha dinle konuşalım. Hızlı gelelim biraz. Usoların pin şekli çok farklıydı. Ama bir şey diyeyim mi? Ustalar bayağı güzel karakter gelişimi Ya sağladılar şu. Heel turn artık şirkette bir tane baskın heel görelim ya. Bu usolarda olsa ben tamamım, okeyim. Ya aslında görüyoruz da korkak heellikten ondan sonra eziliyorlar full. Ya abi, ana kemer şampiyonluğunda görüyor muyuz? En son Lesnar'ı gördük. Lesnar da şova çıkmıyor daha. 2 ayda bir şova çıkıyordu ana kemer şampiyon. AJ mesela gene dayak yedi bugün temizinden. Ya o aynen. Korkak heel ya, o işte Destroyer heel, doğru tanım galiba. Yabancı forumlarda Destroyer heel diye okuyorum. Destroyer heel main eventer yok. Yani neden yok bilmiyorum. Yani en azından çıktığı zaman maçını kazabilen, güreşebilen bir adam olsun. AJ 5 haftadır yerde kemeri aldığından beri. PPV'de kendi hakkıyla maç kazandığı yok. Ya Yakışmıyor yani. AJ'ye gene geliriz de, AJ'in bu kadar abartısız bir şekilde hani ön plana çıkarılmadan kullanılması bana kemeriyle WrestleMania'ya kadar gidebileceği izlenimi Vallahi öyle gözüküyor yani.
İşte dediğim gibi Cena'ya Rumble verip 16x yaptıracaklar gibi geliyor senaryonun gidişatında. En son haberlerde ya görünce. Ya artık de. Cena bir daha Rumble kazanırsa Sefa anlasın bu olay ya. Ben artık atletimi çıkar bırakırım ya bir köşeye çıkar giderim. 70 bin 60 bin kişi mi ne gelecekmiş hepsi sahaya atlar yemin ediyorum yeter ya. Öldürür artık Sinan'ı ya. Sinan 16 yapması neden bu kadar abartıldı onu ya anlamadım. Ya Sinan'ın 16 yapması değil bir Rumble daha kazanması abi. 17'yi yapsa aynen eyvallah öyle. Sen büyük olay. Ama 16 yani sadece daha egale ediyorsun sen. Ya o ya Sina çok çabuk doyuruldu. Siz de biliyorsunuz. 2010 2013 2014 arası 2008 2014 arası hatta çok gereksiz yerlerde çok gereksiz şampiyonluklar, bayıltıcı reign'ler, bitmek bilmeyen dayak yiyip dayak yiyip sonradan finisher yapıp tuş etti. Abi adamın reign'in %95'i böyle geçti ya. Daha 2009'da iki defa aldı bu herif. United States aynen şeye kadar Open Challenge'larına kadar. Aynen. Böyle ring içi böyle gitti. Şey söylemiş mesela. Böyle bir dinlemiş. Pentagon Junior büyüktür WWE roster. Haklı yani ne diyelim biz şimdi buna. Gene progress muhabbeti mi yapıyoruz? Bu sefer geriye lütfen. Geriye ayrıca geliriz. Progress'i boş verdi şimdi. Bu Pentagon Junior Lucha Libre güreşçisi değil mi ya? Lucha Underground diye bir şirket var ya dizi gibi böyle. Tamam işte. Orada. Lucha Libre stili güreşiyor. O stilde değil de. Değil mi? Şey gibi biraz böyle. TNA'nin biraz büyük versiyonu gibi herhalde. Bu adam maskeli falan diye hatırlıyorum sanki. Maskeli de böyle uçan kaçan tarzı değil. He sert. Sert stil yani, diyor. Sert stil. Aynen. Anladım. Şimdi Jobberların kralı James Ellsworth'un dünya şampiyonunu yendiği maça geçelim o zaman. Enteresan. Ya uzatmanın uzatmasını yaşadığının farkında SmackDown Booker'ları. Farklı senaryolar çiziyorlar. Eğlendirmeyi başardılar bu hafta. Bakalım haftaya ne olacak? Her hafta farklı bir şey üretmek durumunda kalacaklar. AJ Styles'la Dean Ambrose'u her karşı karşıya getirdiklerine. Çünkü insanlar artık öfleye pöfleye bakma raddesine geldi bu ikili arasındaki feyutta. Sefa ne diyorsun sen? O yüzden bak, defalarca dedim. Bak, no Dean Ambrose'u dediler bari James Ellsworth'u kurtaralım dediler bence. James Ellsworth bir de haftaya maça çıkacak ha kemer şampiyonu yendiği için. Championship maçına çıkacak. Dean'de nedir? Dinden indir. Adam müthişti be Dean Ambrose. Hala özlüyorum o günleri. Hangi günleri? Dean Ambrose'un şampiyon olduğu günleri tabii ki. Dolph Ziggler'ı yendiği günleri mi özlüyorsun? Sen reis hakkında nasıl şey yapıyorsun? Düşüncelere kaplıyorsun öyle. Ya adam ne bileyim iyiydi ya. Ama AJ de iyi geçindi. Hakkını yemeyelim. Ya bu arada AJ Styles hakkında bir şey diyeceğim ben. Adam neredeyse profesyonel yalnız. Kim? AJ. Nasıl profesyonel? Ya şu olaya geleceğim ben. Oradaki olaya geleceğim. Styles Clash yaparken James Ellsworth kafasını ileri uzattı. AJ Styles ağırlığı bacakları değil de normal bir şekilde yaptığı gibi bele verseydi Ellsworth şu anda ölmüş bile olabilirdi. Ya o biz onu canlı izlerken dikkat biz öldü zannettik açıkçası. Öyle bir şey yok ya. Styles çok güzel bir şekilde kurtardı onu yani. Bence kurtarmadı bile abi ya. Adam öldü orada ya. Öldü orada adam ya. Hareketi tam baskılı yapamadı ya Styles bence. Böyle gördüm ya. Alt tarafı verdi ki kafaya basınç gelmesin diye. Aynen öyle olabilir. Adam bir anlık ayarladı yani helal olsun dedim orada. Bray Wyatt segmentine geçelim Sefa dinliyoruz seni. Burada ben sözü Sefa'ya bırakıyorum. Ben de. Evet şimdi ilk başta geldi Allah'ımız. Son dedi işte Harper ilk başta konuştu pardon. Sonra dedi işte bu dünya dedi beni çok yalnız bıraktı dedi. Ama uyandım dedi.
gerçeği gördüm dedi. Ortalığın anasını hazırım dedi. Yavaş. Evet. Burada PG devreye giriyor tabi. Sonra Bray Wyatt dedi işte alayınıza gideriz yani biz de böyle adamlarız dedi. Sonra böyle ışıklar mışıklar çakma şeytan geldi. Biz çok gördük tabi bu şeytanları da. Yalan oldu hep ha. Evet. Aynen. Adam maç kazandı. Maçı anlatayım mı? Tabi. Bu Randy Orton sonlara doğru biraz böyle bir abi olmaya başladı. Sağdan soldan vurmalar falan. Sonra biz bunun yine aklını aldık. Şeytanı gönderdik yerine cehenneme. Çok konuştuk Ray Wyatt hakkında. Biraz daha Dean Ambrose'a geçelim şimdi. Sonra TNA. Ya kardeşim Dean Ambrose görmek istemiyorum bile. Sen niye Dean Ambrose diyorsun ya? He ya bu adam nedir ya? Efsanevi hakemlik yaptı be. Daha ne yapsın? Ne efsanesi? Aynı Ivan Bebek'ti ya. Valla John Cena'nın bir hakemliği vardır CM Punk Wade Barrett maçından. Ondan daha iyiydi. Kadınlarla flört etti. Çelme taktı. Evlilik mi lan bu? Terbiyesiz herif işte. Andrag öğretti. Kuralları tamamıyla uyguladı. Olması gerektiği gibi hakemdi yani. İlk deneyimine rağmen çok iyi iş çıkardı. Pardon ikinci. Bir de Mart 2015 gibi hakemlik yapmıştı. Evet. Şovu bitirdik mi? Sefa. Sefa'dan geri dönüt alamıyoruz çoğu zaman. Fazla Dean Ambrose krizine girdi herhalde. Bence Bray Wyatt'tan şu an orgazm oluyor bile olabilir Ege. Öyle deme. Sandı. Ne değildi? Birisi çağırdılar, seslendirdi içeriden. Ha. Duyamadım tam. Ne düşünüyorsun? Bray Wyatt nereye gidiyor Sefa? Ne olacak? Bu push alıyor ve push'u her zamankinden farklı bir şekilde Main Event bölgesinde değer kazanıyor. Yani yenilip ezilip büzülmüyor. Senaryo aldığı senaryoyu zaferle, galibiyetle noktalamaya çok yakın. Hatta noktalamış durumları da var. Ne diyorsun? Ne olur, ne olmaz? Ya kemeri oynayamayacak çünkü Styles da heel, bu da heel. Heel ise heel olmaz bence. Bu feodu Bray Wyatt gibi alter ego karakterler uyumaz. Aynen. Kemere çalışmaz o. Feud lazım o. Aynen. Böyle gelsin millet iki şamarlasın bunları göndersin. Sefa'nın bir de seks tayfası vardır böyle. Aynen. Mark Webber, Ray Wyatt, Eric Rowan, Strowman. Wyatt Fem. Asuka bir de. Asuka. Ooo. Klip yayınladılar. Bu arada hemen VIP... Bir kez diyor. VIP arkadaşlar Asuka'ya doydu arkadaşlar. Siz de VIP alın, siz de Asuka'ya doyun. O zaman sonunda TNA hakkında duyuru yapalım. Ya yeter ha TNA'ni. SmackDown şovuna puanın kaç Ege? 4.5'tan 5 yani. Senin güzel Sefa? Güzel bir şov, hoşuma gitti. Ben 4 veriyorum çünkü Kurt Hawkins nerede kardeşim? Ya, ya bu konu çok iyi ya. En son kim vardı? Şu an TNA'de güreşen Funky Stories. Hayır Funky Stories dansı yapan elemanın adı neydi? Cyrus. Ney? Cyrus Brodus işte. Ha Brodus Clay. Brodus Clay böyle bu hafta dönecek. Bu hafta diye adam bir geldi yanında iki tane karı dans ediyor. Yani Kurt Hawkins de öyle bir duruma sürükleniyor gibi ya. Ne olur ne olmaz. Ya bir de yüzsüzler gitmiş oldan sonra diyor ki niye maça çıkmadın diyor. Lan siz çıkamadınız lan mı çıkmadı? Hiç. Zaten promolarından bir şey bekliyor muydunuz yani? Adam bir eğiliyordu, bir sağa eğiliyordu, bir sola eğiliyordu, bir kafasını sokuyordu. Valla Hawkins somebody call mama diye gelebilir ya. Funky's not purple.
Şüphe ediyorum şu an. Neyse ben de şeyin Fırat'ın bir yorumu vardı. Puan kırılacak bir yer bulamadım. Onun için tam puan veriyorum diye. Ben de puan kıracak bir yer bulamadım. Yani öyle bir eksiklik göremedim şovda. Akıcı bir şovdu. Ha, güreş açısından çok fakir bir şov diyebiliriz. Ancak buna ben puan kırmam. Senaryo yani güreş açısından dolu şovları da görüyoruz. Hiçbir senaryo yok. Niçin güreştiği belli olmayan karşı karşıya gelmiş adam ringde bazı teknik jimnastik hareketler yapıyor. Yani buna da biz bunun adı güreş, minder güreşi değil yani profesyonel güreş. İki isim karşı karşıya geliyorsa bir neden olmalı ortada diye düşünüyorum. Onun için 5 puan veriyorum. En beğendiğiniz maç Sefa. Main event'tır benim. Bir de koyunca rendi ortana. Tekrar. Aa, evet. Böyle bir orgazm geldi tabi. Senin neye? Dean Ambrose vs AJ Styles. Ben de AJ Styles'la çenesiz başkanı söylüyorum. Ne? Abi çenesiz maç hakkı kazandı ya. Ya hadi hadi. Son bir şey söylemek ister misin Sefa? Sefa söylemek istemiyor. Ege sen söylemek ister misin? 15 saniyede söyleyeyim. Becky Lynch'i özledik bu arada. 8 Kasım'da kendisi dönecekmiş. Heyecanla bekliyoruz. Bu arada TNA'de Matt Hardy'nin evindeyiz Aralık ayında. İzlemeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Ya bu arada... Ben söyleyecektim de sesim gelmedi. Söylüyorum bir dakika. Söyle evet son saniyeler. Tüm chat halkını Progress izlemeye davet ediyorum. Böyle bir şirket yok yani. Ya sizler de mahvur kalmayın. Ya ben son sözümü söyleyeyim. Beck'in sakatlandı Becky Lynch ama kenar boşa çıkartılmadı. Herhalde bundan sonraki 4 hafta boyunca kadınlar divizyonu balık tutar ya da sinek avlar diye düşünüyoruz. Selametle dinleyen herkese teşekkürler. 25 kişiye de sağ olun, var olun. Haftaya görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. All hail King Maxwell. İyi günler.